Merhaba gençler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları uzun serisi 3. ünite kavrama testi 2 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler, birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi özdeşlik değildir diye soruyor. Gençler, öncelikle özdeşliğin tanımını hatırlayalım. Özdeşlik gençler bize verilen ifadelerde her ifade için gençler eşitlik sağlanıyorsa buna özdeşlik diyorduk. Denklemse gençler bazı değerler için, x'in bazı değerler için eşitlik sağlanıyorsa buna da denklem adını veriyorduk. Özdeşlik olup olmadığını gençler kısaca şöyle kontrol ediyoruz. Eşitliğin sonundaki ve sağındaki ifadeler birbirinin aynısıysa bu bir özdeşliktir diyoruz. Eğer birbirinin aynısı değilse gençler soldaki ve sağdaki ifadeler bu bir denklemdir diyeceğiz. A ile başlayalım. 4x ile 2'yi çarpacağım. A diyorum. Gençler 4 kere 2 8. X'i de aynen yazdım. Bakın 8x ifadesini gördüm. O halde bu bir özdeşliktir. B'ye geldim. 2 çarpı x eksi 3. Gençler burada 2'yi içeri dağıtırsam 2 ile x'i çarptım 2x. 2 ile eksi 3'ü çarptım eksi 6. Yani 2x eksi 6'yı gördüm. O halde bu da bir özdeşliktir. C gençler bakın bir denklemdir. Sonundaki ve sağındaki ifadeler birbirinden farklı. Bu denklemin de şöyle çözümünü gösterelim. Evet gençler, eğer x'in gençler bir tane değeri varsa bu ifade bir denklemdir demiştik. Artı 2'yi gönderdim. Eksi 2 olarak geçsin. 5x eşittir 8 ise x'in değerini bulmak için her iki tarafı 5'e bölerim. Ve buradan x'in değeri 8 bölü 5'tir. Bakın bu bir denklemdir. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı C şıkkı olur diyoruz. D'ye geldim. Şu eksi 4 çarpı 1 eksi x'e bakıyorum. Eksi 4'ü içeri dağıtırsam eksi 4 ile 1'i çarpıyorum. Eksi 4. Eksi 4 ile eksi x'i çarpıyorum. Artı 4x oldu. Gençler eksi 4 artı 4x'i toplamada değişme özelliğinden dolayı yer değiştirebilirim. 4x eksi 4 olarak da yazabiliriz. Bakın bunu da gördüğüm için bu da bir özdeşliktir diyoruz. Ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi özdeşliktir şeklinde soruyor. İşte A ile başlarsam x artı y'nin karesini alacağım. Gençler bu bir tam kare ifadedir. Kuralımız şöyleydi. Neydi gençler? Bakın biri ve ikinci terim var. Birinci terimin karesi yani x'in karesi x kare. Birinci terimle ikinci terimi çarpıyorum. X ile y'yi çarptım. X'ye 2 katı artı 2x'ye ve ikinci terimin karesi yani y'nin karesi y kare. Bakın x kare artı 2x'ye artı y kare olması gerekiyordu. Bakın burada 2 olmadığı için bu bir özdeşlik değildir diyoruz. B'ye geliyorum gençler. Bakın B dedim. Şu sağ tarafı çarpalım gençler. 5x eksi y çarpı 5x artı y. Gençler bu bir iki kare farkı özdeşlidir. Bakın ifadeler aynı ve bir eksili bir artılı yazılıp çarpılıyorsa gençler kısaca iki kare farkı özdeşlidir diyoruz. Gençler bunu öncelikle şöyle çarparak gösterelim. 5x ile 5x'i çarptım. 25x kare. 5x ile y'yi çarptım. Artı 5xy. Devam ediyorum. Eksi y ile 5x'i çarpıyorum. Eksi 5xy. Eksi y ile artı y'yi çarpıyorum. Eksi y kare. Buradan 5xy ile eksi 5x'ye gider. 25x kare. Eksi y kare olması gerekiyordu. Bakın burada gençler 5 olduğu için bu da bir özdeşlik değildir diyoruz. Şimdi gençler geldim x eksi 1'in karesine. Yine birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum 1 ile. Eksi 1 ile x'i çarpsam eksi x. 2 katı eksi 2x. Ve ikinci terim eksi 1'in karesi artı 1. Bakın x kare eksi 2x artı 1. Bakın burada gördüğüm için bu bir özdeşliktir diyoruz. Son olarak gençler D'ye de bakalım. 9 eksi x'de 9 artı x'i. Şuraya yazıyorum gençler. Arkadaşlar B şıkkında olduğu gibi bunları dağıtarak yapabiliriz. Veya bakın bir eksili bir artılıysa bu iki kare farkı özdeşlidir deriz. Peki bunu nasıl yapıyorum gençler? Birinci terimi karesini aldım. 9'un karesi eksi ikinci terimin karesi x kare. Bunu da düzenlersem 9'un karesi 81 eksi x kare olması gerekir. Bakın burada 9 eksi x olduğu için D şıkkı da özdeşlik değildir diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, 3. sorumuza geçelim. ABC'de dikdörtgensel bölge içerisinden EFGH karesel bölgesi kesilip çıkartılıyor. Buna göre kalan bölgenin alanını veren cebirsel ifade hangisidir? İşte burada kalan bölge dediğimiz, bakın şuranın alanını bulmak için dikdörtgenin alanından, bakın yani 27 çarpı 3'ten kalan bölge diyorum. Bir kenar x olduğu için bunun alanı gençler x karedir. X kareyi çıkarmam gerekiyor. Hadi 27 çarpı 3 81 eksi x kare oldu. Bu da gençler 2 kare farkıdır. Gençler kuralımız şöyle. 2 kare farkında. Bakın 2 terim var gençler. Artı arada çıkarma işlemi varsa aklımıza hemen 2 kare farkı mı diye gelsin. Birinci sayımızın karekökünü arıyorum. 81'in karekökü 9. X karenin karekökünü arıyorum. X, bakın 9 ile x'i bir eksili bir de artılı yazıp çarpıyorum. 9 eksi x çarpı 9 artı x şeklinde yazarız diyoruz çarpma durumuna getirdiğimiz zaman. Bu cevabı da B seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyorum. Evet, 4. soruya geçelim. Cebirsel ifadesinin özdeşliği hangisidir? Yani gençler bunun şöyle en sade halini istiyor. Eksi 3 ile x'i ve eksi 3 ile eksi 4'ü çarpacağım. 6'yı yazdım. Eksi 3 ile eksi çarparsam eksi 3x. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Artı 12. Artı 2x. Buradan benzer terimleri toplarsam 6, 12 daha gençler 18. Eksi 3x artı 2x daha gençler eksi 3. 2 daha eksi 1x yapar. Bunu da eksi x olarak yazarız. 18 eksi x. A seçeneği doğru yanıttır. 5. soruda hangisi özdeşlik değildir diye soruyor. Arkadaşlar bakın şurada A seçeneğiyle başlayalım. X eksi 4'ü x ile çarpıyorum. X'i içeri dağıtırsam gençler x ile x'i çarptım x karem. X ile eksi 4'ü çarpıyorum eksi 4x. X kare eksi 4x'i gördüm, bu bir özdeşliktir. Evet olarak yazalım. B'ye bakıyorum 2x artı 1'in karesini alacağım. Tam kare ifadedir gençler. Bunu nasıl yapıyorum? Birinci terimin karesi. Yani 2x'in karesi 4x kare. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. 2x. 2 katı artı 4x. Ve ikinci terim artı 1'in karesi artı 1. 4x kare artı 4x artı 1. Aynen gördüm. O halde bu da bir özdeşliktir diyelim. C'ye geldim. A kare eksi B kare. Buradan yazalım. Gençler iki terim var ve arada çıkarma işlemi varsa iki kare farkıdır diyoruz. Olup olmadan nasıl kontrol ediyorum gençler? A kare ile B karenin kareköklerini aldım. A, B. Bunları bir eksili bir artılı yazıp çarparsam bakın eşitliğini sağlamış oluruz. A eksi B çarpı A artı B olacak. A eksi B ile A artı B'nin çarpımını C'de gördüm. O halde bu da bir özdeşliktir diyoruz. D'ye geldim. 5 çarpı x artı 1. İşte 5'i içeri dağıtırsam 5x artı 5 olması gerekiyor. Bir de pardon. Şurada yanında gençler bir de eksi 3x'imiz var. Önce dağıtıyorum 5x artı 5 eksi pardon şurası 3x'ti. Eksi 3x. Buradan x'leri toplarsam 5x eksi 3x daha 2x artı 5 olması gerekiyordu. Bakın burada 3x olduğu için bu bir özdeşlik değildir diyorum. Ve Denizli seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyorum. Devam edelim. 6. sorumuza geçelim. Şekilde bir kenar uzunluğu y birim olan gençler bakın şöyle bir kenar uzunluğumuz y birim. karesel bölgeden kenar uzunlukları x ve 2x olan üçgensel bölgeler kesilip atılıyor. Buna göre kalan taralı bölgenin alanını veren cebirsel ifade hangisidir? Arkadaşlar alanı bulabilmek için kalan alan diyelim. Bir kenarı y ise gençler büyük şeklimizin bir kenarı y ise alanı y karedir. Bakın buradan gençler 1, 2, 3, 4 tane dik üçgen çıkaracağız. O halde 4 tane olduğu için 4 çarpı diyorum. Üçgenin alanı bulabilmek için dik kenarları çarpıyorum. X çarpı 2x. Üçgenin alanını bir de 2'ye bölüyoruz. Buradan gençler 2'ler gitsin. Düzenleyerek tekrar yazarsam y kare. Eksi 4x ile x'i çarptım. Eksi 4x kare. Ne yapıyoruz gençler bunu? 2 kare farkıdır diyorum. Ve kareköklerini alıyoruz. Y bunun karekökü 4'ün karekökü 2. X karenin karekökü x'tir. Y 2x'i elde ettikten sonra gençler bunlar bir eksi bir de artılı yazıp çarpıyoruz. Y eksi 2x çarpı y artı 2x olur. Bu ifadenin özdeşi evet, nerede gençler? Bu da B şıkkında doğru yanıt olur diyelim. Evet 7. sorumuzda oluşturan modellemenin matematiksel ifadesini istiyor. Arkadaşlar bakın burada 1, 2x, 1'de 1 var. 2x artı 1. Buraya baktım 1, 2x, 1 var. O halde alanı bulmak için 2x artı 1 ile kenarlar yine 2x artı 1'de. Bunları çarpma durumunda yazmam gerekir. Evet bunu da nerede görüyorum? C şıkkında doğru seçenek olarak görüyoruz. 8. soruda kenar uzunlukları x santimetre olan karesel bölge şeklindeki bir kağıt parçası kenarlarından aşağıdaki gibi kesiliyor. Oluşan karesel bölgenin bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade hangisidir? İşte bakın benden buradaki karenin alanını istiyor. Bir kenarımız x'e gençler 3 gittiyse bakın bu kenar x eksi 3'tür. Aynı şekilde burası 3. Burası da kare olduğu için x'tir. Zaten ortadaki de kare demişti. Burası da x eksi 3'tür. Yani x eksi 3'ün alan eşittir diyelim. Karesini istiyoruz. Kuralımız neydi gençler? Birinci terimin karesi. Evet bu da yine tam kare ifadedir. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Eksi 3x. 2 katı eksi 6x. İkincinin karesi artı 9. X kare eksi 6x artı 9 olacak. Bakın Denizli seçeneğinde doğru yanıt olur diyoruz. Evet 9. soruya geçelim. Bir kenar uzunluğu x birim olan ABCD dikdörtgenin karesinin dört köşesinden bir kenar uzunluğu y birim olan 4 tane kare kesilip çıkartılıyor. Benden geriye kalan bölgenin alanını istiyor. İşte bakın şöyle bir kenarımız x. Buradaki karenin de bir kenarı y. O halde alanı y kare yapar. Ne yapıyoruz gençler? Büyük karenin alanından yani x'in karesinden 1, 2, 3, 4 tane y kareyi çıkarıyorum. Evet, bunların her birisi y karedir. Y karelerin 4 tanesini çıkarıyoruz. Yine 2 kare farkı özdeşinden faydalanacak olursam birincinin karekökü x karenin karekökü x, 4y karenin karekökü 2y. Bakın gençler bunu bir eksili bir artılı yazıp çarparım. Burada x artı 2y şeklinde önce toplamayı yazsak da gençler fark etmez. İkincisinde çıkarma durumunda yazarız. X artı 2y çarpı x eksi 2y. Evet bunu da C şıkkında doğru seçenek olarak görürüz. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 10. soruda gençler bir kenarın uzunluğu x artı y birim olan kare şeklindeki bir kumaştan bir kenar uzunluğu x eksi y birim olan kare şeklindeki bir kumaş kesilip atılıyor. Kumaşın kalan parçasının bir yüzünün alanının kaç birim kare olduğunu gösteren cebirsel ifade istiyor. Gençler büyük şeklimizin bir kenarı x artı y. Bunun alanını bulacağım. Daha sonra küçük şeklimizin bir kenarı x eksi y olduğu için içerideki karenin x eksi y'nin karesini bulup ne yapacağız gençler? Çıkaracağız. Şimdi şekilde arkadaşlar öncelikle şöyle parantez alalım. X artı y'nin karesini gençler. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. Xy 2 katı 2xy. Artı ikincinin karesi y kare. Buradan gençler arada çıkarma işlemi var. X eksi y'nin karesini açalım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. Eksi x y 2 katı eksi 2 x y. Ve ikincinin karesi artı y kareyi çıkaracağız diyorum. Bir de parantezleri kaldırarak yazalım. Evet, bu eksi gençler içeri dağıttığımı düşünüyorum. Eksi ile x kareyi çarptım. Eksi x kare. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı x'ye. Artı 2x'ye. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi y kare. Baktığımız zaman gençler bakın. X kare eksi x kareyi götürdü. Y kare eksi y kareyi götürdü. Evet 2x'ye burada. 2x'ye burada. Bunları toplarsam 4xy olur. Sorumuzun yanıtı Denizli seçeneği doğru yanıtı olur diyoruz. Evet gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.